Arkadaşlar merhaba, ben Müştü Hoca. Ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden konulara devam ediyoruz. Sözcükte yapı geride kaldı. Çok önemli bir konuydu. Ses bilgisi geride kaldı. Arkadaşlar çok ciddi anlamda sindire sindire gidiyoruz. Yani konuyu anlatıp geçmiyoruz. Sözcükte yapı 1-2 hadi bitti, ses bilgisi falan. Hayır. Sözcükte yapıdan sonra onlarca uygulama geldi. İnanılmaz. Artık yani dedik yani. Hocam dedik. Ondan sonra ses bilgisine geçtim. Aynı şekilde yine hocamları ses bilgisinde de duyunca hay dedik, sözcük türlerine geçelim. Şimdi çok önemli iki konuyu geride sağlam bir şekilde geçerek bıraktık. Onu söyleyeyim. Sıra geldi sözcük türlerine. Sözcük türlerinin en önemlilerinden bir tanesi olan isme geldik. Hocam neden en önemlisi hocam? Ya tamlamalar var, tamlamalar. Yani şurada bir soruyu attığını çok net söyleyebiliriz. Tamam, diğer ifadesini biliyoruz, ad olarak kullanıldığını. Şimdi sözcük türleri deyince aklımıza isim gelecek, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylem gibi çok önemli konular gelecek. İşte onları satır satır işleyeceğimiz ilk videoyla, birinci videoyla karşınızdayız. İsim konusuna başlıyoruz. İsimleri kendi içerisinde değişik başlıklar halinde ele alacağız. Bunlardan ilk arkadaşlar varlıklara verilişlerine göre. Şimdi varlıklara isim verirken, ad verirken özellikleri ya da cinslerine bakacağız. Ya özel isim diyeceğiz onlara vereceğimiz isimler ya da cins isimler olacak. Şimdi özel isimleri biliyoruz. Osman'dır, Ahmet'tir, Mehmet'tir, Ayşe'dir. Ankara'dır, İstanbul'dur, Bartın'dır vesairedir neyse. Ya da hayvanlara verdiğimiz minnoştur, boncuktur vesaire. Bunlar özel isimler arkadaşlar. Biliyorsunuz eşi benzeri olmayan varlıklara verilen isimleri özel isim olarak adlandırıyoruz. Onun dışındaki bütün isimler cins isimdir. Şimdi hocam Allah'ını seversen. Şimdi ilkokul gibi değil, o kadar da anlatmaya gerek yok yani. Şunu bilmeniz yeterli. Şimdi öncelikle cins ismi, tür ismi dendiğini de biliyoruz. Ha, biyolojik anlamda cins ve tür tabii ki farklı şeyler, aynı şeyler değil ama biyolojide işimiz yok. Şu an Türkçedeyiz. Dikkat, sınavda cins ve türü aynı kabul ediyor. İçimiz rahat olsun. Şimdi onu geçtim hocam. Cins isim, tür ismi, tamam. Şimdi masadır, banttır, kablodur vesairedir. Hani üretilebilen, türetilebilen, benzeri olan şeylere verilen isimler de cins isimler ama cins isim olmadan bir metin yazılamaz. Öyle bir metin yok arkadaşlar. Eğer geldim, gittim, koştum, baktım, gördüm gibi sadece eylemlerle kurulu bir metin değilse cins isim kesin vardır. Yani sınavda atıyorum Denizli'de cins ismi gördünüz, ya bulmak için kendinizi parçalamayınız. Size verilen o koskoca metinde mecbur cins isim olacak. Özel isim de zaten sırıtır. Yani metne şöyle baktığınız zaman orada Ahmet, Mehmet, Çat diye kendini belli eder. Kısacası soru gelirse gözünüz kapalı yapabileceğiniz bir başlık, o anlamda hiç probleminiz olmasın. Tamam, özel isim cepte, cins isim cepte. Özel isim zaten eşi benzeri olmayanlardı. Onun dışındaki bütün isimleri cins isim kabul etmeniz yeterli olacaktır. Güzel. Haydi hocam hakkını verelim. Hiç acelemiz yok. Satır satır tane tane gidelim. Niteliklerine göre isimler. Kendi içerisinde arkadaşlar somut isim ve soyut isim olmak üzere iki başlık altında incelenecek. Çayları hafif hafif bir yudumlayalım Allah aşkına. Ben de bir yutkunuyum bu arada. Evet hocam, kendimize geldik. Şimdi somut dediğimiz, yani duyu organlarının çalıştığı durumlar, bu kadar. Duyu organınız çalışıyorsa, herhangi bir duyu organı, o somut isimdir arkadaşlar. 100 yıllık yanlış bir tanım var ya, 5 duyu organıyla bilmem ne lan. Geç Allah'ını seversen, ne 5 duyusu? Adam sonra ben 5 duyu diye anlattığım zaman diyor ki hocam diyor, binayı ben görüyorum, dokunuyorum, hissediyorum da tadamıyorum diyor. Binayı tatmak isteyenler oluyor ondan sonra. Vallahi öyle tipler çıkıyor ondan sonra. Hocam kaşık dedin de ben bunu tadamıyorum falana geliyor olay. Hissedemiyorum'a geliyor olay. 5 duyu organının da hepsiyle olacak bir şey değil bu. Somut isim dediğimiz şey, somut dediğimiz şey duyu organlarının çalıştığı andır hocam. Duyu organınız çalışıyorsa somuttur. Duyu organları çalışmıyorsa soyuttur. Bu kadar. Elle tutamazsın, gözle göremezsin, tadamazsın falan fistan. Tamam. Bina, kaşık, bilgisayar demişim. İlginç ifadeler. Somut isim bunlar. Tabii ki sevinç, öfke, yani bütün duygular. Bunun dışında rüya. Rüyayı özellikle yazıyorum ki hocam rüyayı görüyoruz, somut değil mi? İfadesine bir yumruk gibi cevap gelsin diye. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Ama bu anlatım sınav anlatımı değil arkadaşlar. Bu bize lazım değil ki. İlkokulda mıyız ya? Bismillahirrahmanirrahim. Herkes somutu soyutu gözü kapalı yapar. Bu sayfayı çiz. Bu sayfa ölü sayfa hocam. Ölü sayfa, bana lazım olan bir sayfa ver. Haydi geldi lazım olan sayfa. Şimdi dikkat. Bak ne diyor, dikkat. Sözcükler cümledeki durumlarına göre somut ya da soyut olurlar. Şimdi burada uyumamalısın. Burada uyanmalısın hocam. Bak somut soyutu biliyorsun, o kadar değil de cümle içindeki durumlarına bakmalısın. Bazen somut bir sözcük
soyut olur cümle içerisinde. Buna soyutlama denir. Bazen de soyut bir sözcük cümle içerisinde somut olarak kullanılır. Buna da somutlama denir. Hadi isterseniz örneklerine bir bakalım. Bakın ne diyor. Nefret bahçene diktiğim bir fidandı diyor. Ya nefret soyut değil midir? Evet hocam, nefret soyuttur. Göremezsin, tadamazsın, bilemezsin değil mi? Doğal olarak bilemezsin nereden çıktı? Evet, nefret tamamdır, soyuttur, eyvallah. Bahçene diktiğim bir fidan diyor. Yani git dokun diyor, fidana benzetmiş. Benzetme yoluyla ne yaptık hocam? Somutlama yaptık. Burada soyut bir kavramın somut kullanıldığını görüyoruz. Al sana somutlama, al sana sınav ifadesi işte. İşte bu anlatım önemli arkadaşlar. Bunu yapmaz da geçersek bitti. Somut soyutu zaten yaparsın. Sınavda kaçırırsın ama. Daldaki her meyve benim duygularımdı diyor. Duygular normalde nedir arkadaşlar? Duygular soyuttur. Burada ne yapmış? Her meyve demiş. Bakın nefreti de soyutlamıştı. Duyguları da ne yaptı arkadaşlar? Yine somutladı. Somutlama diye ben buraya yazayım. Hani demiştik ya, başka bir yolu yok mu? Başka bir yolu yok mu? Bakın dikkat. Başka bir yolu yok mu ifadesinde yol. Bildiğimiz anlamda yol somuttur ama bu cümlede başka bir yöntem diyor. Somut bir şeyi ne yaptı? Soyut anlamda kullandı. Soyutlama örneği de şimdi eklenmiş olsun. Süpersin hocam. Somutlamayı da soyutlamayı da görmüş olduk. Tamam. Lütfen altı çizili diye hemen mesela 2 numaralı ifade nefret. Soyut dememelisin. Cümlenin tamamını mutlaka okumalısın. Burada da böyle bir artistlik var, tamam. Yoksa her türlü yaparsın, o kadar da değil. Peki geldik sayılarına göre isimlere. Şimdi isimlerin sayılarına baktığımız zaman tek olduklarını, çok olduklarını ya da toplu bir şekilde olduklarını göreceğiz. Tekse tekil diyeceğiz hocam. Defter tek başına, saat tek başına, gözlük tek, canım tekil, o kadar değil. Ama bunlar larner iki aldıkları an çoğula dönerler, bunu unutmamalısın. Defterler, saatler, gözlükler gibi. Peki hocam, tekili çoğulu biliyoruz da topluluk neydi? Topluluk, larler eki almadığı halde çokluk belirten ifadelerdir. Tekrar ediyorum, topluluk ismi larler eki almadığı halde çokluk belirten ifadelere denir. Yüzyıllık örnekler vardır, bir tanesini almışım bak. Ordu, sürü, sürü nereden çıktı? Surinam gibi, sürü, düzine diyecektim valla, sürü, sürüyle karıştı o. Sürü oldu, neyse, düzine, deste. Sürü tabii ki sürü de olur, evet. Sürü, deste, düzine, ordu falan fistan. Halk, millet, meclis, kafana göre yürü burada. Toplulukta çok sıkıntı yok ama tekil çoğul toplulukta şöyle sıkıntılar olabilir. Bak şimdi. Taktiğe bak, dikkat, cümleyi oku diyor cümleyi. Sözcükler cümledeki kullanımlarına göre tekil çoğul topluluk olabilirler. Bak burası tehlikeli. Mesela okul çok uzaktaydı. Okul binasını kastediyor. Bir tane okuldan bahsediyor. Tekil anlamda kullanılmış okul sözcüğü. Okulları aradılar diyor. Larler çokluk eki var. Kesinlikle çoğul olarak kullanılmış. Okul gezintiye gitmiş. Yani hocam binada bahsetmiyorsun. Senden benden işte canım, öğrencilerden bahsediyoruz. Topluluk anlamında kullanılmış. Topluluk ismi olarak kullanılmış. Yani bir sözcüğü cümle içerisinde tekil, çoğul, topluluk yapabiliyormuşuz. Buraya kadar her şey yolunda arkadaşlar. İnşallah buradan böyle bir seçenek sorusu gelir. Yani seçeneklerde bir soru gelir de affetmezsiniz. Peki, isimlerde küçültme. İsimlerde küçültmeyi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Cıkcık ekiyle. Küçücük, babacığım gibi. Ya hocam, babacığım derken küçük baba mı burada kastedilen? Küçülen ne Allah'ını seversen? Bize açıkla bunu dediğin zaman şunu söylerim. İsimlerde küçültme başlığı altında verdiğimiz şu ekler arkadaşlar. Imsi imsi, çağçe, cağızcağız, imtirak, cıkcık. Bunlar küçültme ekidir ve sadece küçültme miktar olarak azlık ifade etmezler. Acıma, sevgi anlamları da katabilirler. İşte orada da yine küçültme eki vardır diyeceğiz. Babacığım örneğinde olduğu gibi burada net bir sevgi anlamı var. Küçülen bir şey yok. Peki ımsı imsiye bakalım mesela. Kırmızımsı, sarımsı. Kırmızımsı nasıl bir örnek değil mi? Yazılışı bile garip, zımzım diye gidiyor. Devam, çağçe, genişçe, büyükçe. Hocam Allah'ını seversen yapma bize bunu. Yani genişçe derken nasıl küçültme olabilir? Yani genişçe bir oda. Tam geniş değil, o kafamdaki kocaman odadan küçük. Biraz geniş yani, genişe yakın. Büyükçe bir sınıf. Koskoca büyük bir sınıf değil. Şimdi büyük bir sınıf demek var, büyükçe bir sınıf demek var. O kafamdaki büyüye, o kocaman sınıfa biraz daha yakın. Küçük yani, büyükçe biraz büyük anlamlarına gelir. Çok iyidir, buna yıldız koymak lazım hocam. Büyükçe ifadesiyle küçültme yapıyorsan artık konu bitmiştir hocam, ötesi yoktur. Geldik cağızcağızı. Hani şu bahsettiğimiz acıma, sevgiyi en net gösteren eklerden bir tanesi. Çocuk cağız diyor, bakın dikkat. Adam cağız diyor. Burada cağız ifadesinin ç'li yazılmamasına dikkat etmek lazım. Mesela çocuk cağız söylerken sanki böyle bir K'den sonra Ç olması gerekiyor gibi ama hayır, çocukcağız diye yazıyoruz. Sertleşme olmamış orada, dikkat, benzeşme yok. Adamcağız çok çok önemli. Peki arkadaşlar, imtirak, yeşil imtirak, mavi imtirak. Yani yeşile biraz yakın, maviye biraz yakın. Tam mavi değil, tam yeşil değil. Yani o miktardan biraz az. Küçültmenin mantığı burada da devreye girecek. Çok iyi gidiyoruz. Nereye geldik hocam?
Güzel bir taktiğe geldik tabii ki. Bakın dikkat, küçültme ekleri her zaman küçültme anlamı katmaz. Az önce söylediğimiz gibi zaman zaman acıma, sevgi anlamları da katar. Kedicik derken, adamcağız derken. Tamam, yani burada da küçültme eki vardır diyoruz. Sadece farklı bir anlam katmıştır. Ha, bunun dışında işte tepecik, köprücük mesela arkadaşlar. Hadi buraya örneği de bir yazmış olalım. Mesela köprücük. Şimdi köprücük kemiği dersen nedir hocam? O kesinlikle küçültme olmaz. O bir şeyin adı. Ya da bademcik derken arkadaşlar artık o bir organın adı olmuş. Onlar da küçültme yoktur diyeceğiz. Ama mesela şehirdeki köprücükleri geçiyoruz dersem küçük köprü olduğunu anlarsın ve orada küçültme anlamı kattığını da bilirsin. Tamam. Yani oradaki köprücük, bademcik gibi ifadeler cümledeki kullanımlarına göre değişebilirler. Geldik tamlamalar hocam ya da tamlamalar başlığına. Çok önemli. Vallahi billahi hecelemezsek bu oturmaz. Gerçekten tamlamalar. Altın değerinde bir konu. Yine sınav sorusu, yine sınav vurgusu. Haydi hocam başlasın o zaman. Hiç vakit kaybetmeyelim. Belirtili isim tamlaması diyelim. Belirtili isim tamlaması olması için tamlayan ve tamlanan eki bakın dikkat. Olacak. Bakalım olmadığı haller var mı? Neler oluyor? Sevginin gücü. Bakın n'nin ve u'ü değil mi? Sevginin gücü. Akımın sonu. N'in u'ü. Ben hani ilkokulda anlatırsın ya böyle n diye. Onun gibi oluyor. Telefonun kabı, haydi hep birlikte telefonun diye devam ediyormuş. Telefonun kabı hocam, bu kadar. Tamlayan ekleri var, saygı duyuyoruz bu eklere. Tamlanan ekleri var, eyvallah, saygı duyuyoruz. Şimdi hocam, belirtili isim tamlaması bu, anladık da. Bu mu yani? Kapının kolu mu bu? Hayır. Gelin isterseniz o kapının kolunu bir kıralım hocam. Haydi şov başlasın. Tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Ne demek istiyorsunuz hocam? Haydi örnekler gelsin. Bakın dikkat. Aklı ciddi anlamda karışıktı adamın. Adamın aklı. Burada bir belirtili isim tamlaması var ama tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş arkadaşlar. E doğal olarak tamlama yok mu diyeceğiz? Tabii ki var. Yer değiştirmesi tamlama gerçeğini ortadan kaldırmaz. Devam. Bir anda sözleri yazıldı tahtaya o kadının. Kadının sözleri değil mi? Bu aralar zihni berraktı babamın. Babamın zihni. İşte bu da bakın dikkat. Tamlayan ile tamlananın yer değiştirdiğini gördük. Süpersin hocam. Harika. Şu yeşil kalemden bir kurtulalım mı? Şurada vallahi 100 yıllık bir, ya vallahi yılların kalemi, Allah'ını seversen bakar mısın? 100 yıllık ya. Evet. Tamlayan da tamlanan da nitelenebilir. O ne demek hocam? Güzel günlerin hazin sonu. Bakın günlerin sonu arkadaşlar. Günlerin sonu. Burada bir belirtili isim tamlaması var. Çok güzel. Nasıl gün? Güzel gün. Nasıl son? Hazin son. Ha, tamlayan da nitelenmiş. Tamlanan da nitelenmiş. Tamlayan da sıfat almış. Tamlanan da sıfat almış hocam. Bu çok önemli bir vurgudur. Aman dikkat. Devam. Bu derin anlatımın sonunu bekliyoruz. Bakın derin anlatım, anlatımın sonu. Bakın burada anlatımın sonu bir isim tamlamasıdır değil mi? Belirtili isim tamlaması. Çayı bir yudumla sen. Nefes gitti senin. Haydi dilin davan kurudu. Çaylar yudumlansın. Bakın nasıl anlatım? Derin anlatım. Ha, bu örnekte de sadece tamlayan sıfat almış. Sadece tamlayan nitelenmiş. Lütfen bu vurgulara dikkat, tamam. Yani tamlayan da tamlanan da diyoruz ya. Her ikisi de nitelenebilir. Sadece bir tanesi nitelenebilir. Şimdi her halini görüyoruz. Bakın dikkat. İstediklerimin iyi sonuçları. Şimdi istediklerimin sonuçları. İsim tamlaması araya iyi girmiş. Nasıl sonuç? İyi sonuç. Ha, burada da tamlanan nitelenmiş. Oba! Şimdi ilk örnekte tamlayan da tamlanan da nitelenmişti. İkinci örnekte tamlayan nitelendi. Üçüncü örnekte de tamlanan nitelendi. Ancak bu kadar sağlam gidilebilir arkadaşlar. Bunu çok net ifade edebilirim artık. Yani gerçekten satır satır gidiyoruz. Hiçbir başlık atlamadığımız ya da hiçbir başlığı üstün körü geçmediğimiz gibi artık ancak bu kadar üzerinde durulabilir bir konunun. Benim o anlamda için çok rahat. Sizin de lütfen için çok rahat olsun. Çok net, yavaş yavaş ilerliyoruz. Tamlayan düşebilir. Bakın anlattıklarını bir türlü unutamıyorum. Onun anlattıklarını, normalde onun anlattıkları isim tamlamasıdır ama tamlayan düşmüş. Sözleri benim için çok önemlidir. Onun sözleri, ha, tamlama varmış, tamlayan düşmüş hocam. Var mı soru işaretim? Olmamalı. Gayet net çünkü, tamam. Haydi buraya bir tik gelsin hocam. Meşhur tikimiz. Devam. Tamlayan da tamlanan da ortak kullanılabilir. Aman ya Rabbim, bir 2022 vurgusu, 23, 24, 25 vurgusu yapalım. Önümüzdeki 3-5 yıl sorulmaya o kadar müsait bir başlık ki. Bakın ne diyor. Tamlayan ya da tamlanan ortak kullanılabilir. Ne demek bu? Ailemin istekleri, beklentileri. Bakın tamlayan, burada bir tane tamlayan var. Burada tamlanan, burada bir tane daha tamlanan. Ha, tamlayan bir tane ama tamlanan birden fazla.
Demek ki bu tamlananların ortak tamlayanı bu. Yani tamlayan ortak kullanılmış. Bakın dikkat. Annemin babamın dilekleri dedikleriydi bunlar diyor. Annemin babamın dedikleri. Bakın iki tane tamlayan var. Bir tane tamlanan var. Ha burada da tamlayanlar ne yapılmış? Tamlanan ne yapılmış? Ortak kullanılmış değil mi? Bakın ilk örnekte bir tane tamlayan vardı. Birden fazla tamlanan. Bakın ne oldu? Şu tamlayanı ortak kullandık ikisi içinde. Burada da arkadaşlar dikkat. Tamlanan bir tane, onu her ikisi için ortak kullanıyoruz. Annemin dedikleri, babamın dedikleri. Tamam. Şurada tamlanan ortak kullanılmış. Çok önemli iki şey. Kafa karıştırmaya çok müsait. Hani bir daha söylesem kafalar karışacak gibi. O yüzden çok üzerine gitmeyeceğim. Örnek vererek devam edin lütfen, olur mu? Kendiniz bir örnek yazın mutlaka bu başlıklara. Tamlayan da tamlanan da zamir olabilir. Sözlerin çoğu. Sözlerin tamlayan, çoğu tamlanan. Ha, tamlanan zamir oldu. Onların birazı. Ya burada tamlayan da zamir, tamlanan da zamir. İkisi de olabiliyormuş zaten. Başlık onu söylüyor bana. Değil mi? Süper. Zamirle birlikte kullanılabilir. Zamiri henüz işlemedik ama biraz, çoğu, onların, yani belgisiz zamir, işte ne bileyim kişi zamiri ya da duruma göre işaret zamiri falan filan, bunları cebimize tutalım. Dandan eki, tamlayan eki olabilir. Mesela onlardan biri. Onlardan derken onların biri demek istiyor. Ya da insanlardan bazılarını çağırdı. İnsanların bazılarını. Yani dandan yerine ın in getirebiliyorsanız ın in un ün, orada dandan tamlayan eki yerine kullanılmıştır. Bence harika, alkışlanası bir bilgidir. Şuradan arkadaşlar öyle bir soru gelir ki gerçekten ağzımız açık bakarız yani. Net söyleyeyim, çok çok acayip tehlikeli olabilir. Tamlanan düşebilir demişiz. Tamlanan yani ikinci kelime de düşsün. Bu notlar onunmuş. Ha, onun notlarıymış demek istiyor. Onun notları, tamlanan düşmüş. Oba! Bunun daha ötesi yok. Bunun tam ortasında bir tik gelmeli. Müthiş. Buradaki evler onlarınmış. Onların evleriymiş. Ha, tamlanan düşmüş. Gayet yerinde. Süpersin hocam. Devam. Belirtisiz isim tamlaması. Belirtilinin her haline baktık. Eksiksiz hocam. Geldik belirtisize. Sadece tamlanan eki olacağını biliyorsunuz. Öğrenci talebi. Bakın dikkat. Tamlanan. Video notu. Videonun değil. Bakın öğrencinin değil. Video, öğrenci notu. Ha, sadece tamlanan varsa belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Şimdi geldik hocam. En güncel haliyle dikkat çeken bir bilgi. Mesela geçen sene bu bilgi. Bu bilgi nedir bir anlatalım. Belirtisiz isim tamlamasında sıfat başta olmalıdır. Geçen sene ortada olmalıdır diye anlattık arkadaşlar. O dönemde öyleydi çünkü. Dedik ki o yüzden saniye saniye tekrar etmek lazım, takip etmek lazım. Çok değişen bir şey yok ama bu onların başında geliyor. Artık başta kullanılmalı. Yani belediye eski başkanı değil, eski belediye başkanını Türk Dil Kurumu kabul ediyor. Sizden ricam şu arkadaşlar. Mesela TDK belirtisiz isim tamlaması falan diye yazarsanız Google arkadaşlar, orada o maddeyi çok rahat görürsünüz. Tamam. Yani inşaat yüksek mühendisi değil, yüksek inşaat mühendisi artık doğru kabul ediliyor. Son bilgi budur. Güncel bilgi budur. Haydi bitiriyoruz. Zincirleme isim tamlaması. Adı üzerinde zincirleme. Yani hocam iç içe geçmiş isim tamlamaları arayacağız. Bakalım nasıl oluyor. Evin balkonunun rengi. Evin balkonu 1, balkonunun rengi 2. İşte iki tane tamlama, birbirinden ayrılamayan. Bir şeyin, bir şeyin, bir şeyi gibi gidiyor. Köşe lambasının titrekliği. Bu ne be? Köşe lambası, isim tamlaması, hatta belirtisiz lambasının titrekliği ise belirtili isim tamlamasıdır. Çok net bir bilgidir. Güzel de bir zincirleme isim tamlamasıdır. Çok çok önemli örnekler verilebilir, sağlam örnekler. Onları da uygulamalarda göreceğiz. Özellikle zincirleme isim tamlamasında kafalar yanabilir. Aralara böyle değişik şeyler katılıp uzatılabilir. İşte evin eski balkonunun değişik rengi falan gibi. Onları da uygulamalarda göreceğiz arkadaşlar. Süpersiniz. İsim konusunu bitirdik. Tamlamaları da bitirmiş olduk. Ben yine ilerleyen zamanlarda tamlamalarla ilgili inşallah ayrı bir video atacağım. O zaman bir sonraki videoda inşallah görüşeceğiz. Bakalım nasıl bir video gelecek. O zaman haydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.